Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Ama önce her zamanki gibi bazı başlıklar. Schengen Anlaşması terörün sınırsızlığına katkı sağladı. Bu sözler İngiltere'nin en önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü analisti, terörle mücadele ve iç güvenlik uzmanı Margaret Gilmore'a ait. Gilmore'un NTV'ye yaptığı özel açıklama biraz sonra ekranda olacak. Muhammed Ali, tüm zamanların en fazla ünvan sahibi, belki de en sevilen sporcuları arasında. Onun için bir müze hazırlığı yapılıyor, anlatacağız. Çok görüntü belli olmasa da aslında anlaşılıyor galiba. Bu yıldızlara layık bir kucakta taşınan bir köpek görüntüsü. Bir stat dolusu insan bu köpeği çılgınca alkışladı. Hikayesini de biraz sonra yine bu ekranda bulacaksınız. Dünyanın haberi başlıyor. Brüksel'de 31 kişinin öldüğü saldırıların ardından güvenlik güçleri birçok mahallede ev ev arama yapmaya devam ediyor. Türkler başta olmak üzere yabancıların yoğun olarak yaşadığı Skarbek semti de yoğun operasyonlara sahne oluyor. Hatta şu an devam eden bir operasyon var bu mahallede. Operasyonun hedefinde kim ya da kimler var? Bu soruyu Belçika'daki ve diğer gelişmeleri bize Güldener Sonumut aktaracak. Güldener, Skarbek mahallesindeki olay nedir? Şu anda bir operasyon devam ediyor anladığımız kadarıyla. Ahmet Yeşilli Bey, evet, operasyon devam ediyor. Buradaki operasyonun amacı daha çok Paris'te 13 Kasım 2015'teki saldırılarla doğrudan bağlantılı olan kişilere yönelikti. Geçtiğimiz Perşembe günü, yani dün Paris'in gününde Argenteuil'de iki kişi tutuklanmıştı. Onlarla bağlantılı olarak Skarbek Mahallesi'nde de Meyzer Meydanı'na yakın bir evde, yine hücre evinde bir operasyon yapıldı. Ve burada bir zanlı yaralı olarak ele geçirildi ve evde de şu anda arama yapılıyor. Arama yapılan evde de ilk bilgilere göre çok sayıda mühimmat, patlayıcının yapımı için kullanılan fünyeler ve kimyasal madde ile silah bulunduğu açıklandı. Ve şu anda da bölgede operasyon devam ediyor. Bu sabaha karşı da yine yaklaşık 11 operasyon gerçekleştirildi ve 7 kişi tutuklandı. En dikkat çekici operasyonlar içerisinde de Avrupa Birliği'nin askeri komitesi ve istihbarat binasının bulunduğu sokakta bir hücre evi tespit edildi. Ve bu hücre evinde de 2 kişi gözaltına alındı. Burada da yine bomba yapımı için malzemeler tespit edildi ve bu malzemeler daha çok Malbec metro istasyonunda düzenlenen terörist saldırıda kullanılan malzemelerle son derece benzeyen tipte olduğu açıklandı. Biraz sonra başsavcı konuya yönelik olarak bir açıklamada bulunacak ve birkaç dakika içerisinde de Belçika parlamentosunda hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanları Türkiye'nin saldırganlarla ilgili olarak vermiş olduğu bilginin Belçika federal birimler tarafından neden kullanılmadığına dair sorgu oturumu başlayacak Ahmet. Tabii sadece Belçika'da değil, Fransa ve Almanya'da da operasyonlar var. Almanya'da gözaltına alınanlar arasında Türkiye tarafından geçen yıl sınır dışı edilen bir de şüpheli var. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilerse militanların nükleer santralleri hedef almayı planladığını gösteriyor. Brüksel'de polis saldırıları düzenleyen militanlarla bağlantılı kişilerin peşinde. Saldırılarda rol alıp kaçmayı başaran iki kişinin yanı sıra IŞİD'in kentteki diğer hücreleri de hedefte. Türkler başta olmak üzere yabancıların yoğun olarak yaşadığı Skarbek operasyonların gece gündüz aralıksız sürdüğü semtlerden biri. Özel timler bazen kapıdan bazen pencerelerden girerek ev ev arama yapıyor. En çok gözaltı olayının da bu semtte gerçekleştiği belirtiliyor. Güvenlik güçleri yeni bir saldırı gerçekleşmeden kentteki tüm hücreleri çökertmeyi amaçlıyor. Militanların nükleer tesisleri hedef almak için hazırlık yaptıkları yönündeki bilgiler yetkilileri daha da endişelendirmiş durumda. Belçika'da bir nükleer santralde görev yapan bir yetkilinin militanlar tarafından sıkı bir şekilde izlendiğinin anlaşılmasının ardından ülkedeki iki tesis saldırıların gerçekleştiği gün tahliye edilmişti. Terör uzmanı Geoff Lambre, nükleer tesislerin radikal militanlar için en gözde hedefler olduğunu vurguluyor.
Biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde nükleer tesislere sabotaj düzenlemek teröristleri cezbeden bir fikir. Irak ve Suriye'de kaybettikçe IŞİD'in buradaki saldırıları artacaktır. Belçika'daki saldırılar diğer Avrupa ülkelerini de alarma geçirmiş durumda. Özellikle Fransa ve Almanya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlar olduğu kaydediliyor. Az sonra bu konuya yeniden döneceğiz ama şimdi sırada biraz farklı gündem maddeleri var. Onları hemen hızla işleyelim istedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kaza haberi var sırada. Gaz yüklü bir kamyonetin trenle çarpışması sonucu ortaya çıkan bir kaza bu. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde meydana geldi. Propan yüklü kamyonet 82 vagonlu yük treniyle çarpıştı. Kaza sonrası meydana gelen şiddetli patlama amatör kamera tarafından kaydedildi. 7 vagonun kül olduğu kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yakındaki 230 bin nüfuslu bir kentte yaşayanlarsa tahliye edildi. Yapay zeka araştırmalarında son duruma bakalım. Yapay zekanın Go tahtasında insana karşı galip gelmesinin ardından araştırmacılar bu kez sosyal medyadaki becerilerini ispatlamak istedi. Ancak işler istendiği gibi gitmedi. Yapay zeka 24 saatte hakaret dolu, ırkçı paylaşımlarda bulunmaya başladı. İzliyoruz. Yapay zeka Go tahtasından sosyal medyaya taşındı. 3000 yıllık strateji oyunu Go'da insan zekasının bir yazılım tarafından alt edilmesinin ardından yapay zeka araştırmaları bir kez daha gündemde. Bu kez Microsoft tarafından geliştirilen yazılımın öğrenme becerisi Twitter'da test edildi. Yazılım için Twitter'da Tay adı altında bir hesap açıldı ve 18-24 yaş grubu sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile sohbet etmeye davet edildi. Ancak 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde Tay, kullanıcılarla etkileşimi sonucu Nazi sempatizanı, ırkçı, soykırımı destekleyen ve hakaret içeren mesajlar yazmaya başladı. Bunun üzerine öğrenebilen yazılım Titan hesabı askıya alındı. Sosyal medya ve yapay zekayı bir araya getiren bir yazılım daha var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip de Cumhuriyetçilerin başkan adaylarından Donald Trump gibi tweet atan bir yapay zeka geliştirdi. Kısa sürede sosyal medyanın en popüler hesapları arasına giren Deep Trump, Trump'ın konuşmaları ve sosyal paylaşımlarının yüklendiği bir algoritmayla çalışıyor. Yapay zeka araştırmalarında tarihi bir eşikse geçtiğimiz haftalarda aşıldı. Google'ın geliştirdiği yazılım, Dünya Go şampiyonunu stratejinin yanı sıra ön seziye dayalı Go oyununda 4-1 yendi. Evet, Brüksel'e döneceğiz demiştim. Gerçekten de Brüksel'le ilgili çok ilginç bir röportaj var şimdi elimizde. İngiltere'nin çok önemli uzman isimlerinden birisi, terörle mücadele, iç güvenlik ve istihbarat uzmanlarından Margaret Gilmore, NTV'nin sorularını yanıtladı. Brüksel'deki kaos, Brüksel'deki eylemler nasıl meydana geldi, neden meydana geldi sorularıyla ilgili gerçekten ufuk açıcı bir açıklama, bir röportaj oldu. Şimdi ekrana getiriyoruz. Brüksel'in uzun süredir radikalleşen kişilerle ilgili sorunu var. Avrupa ülkeleri içerisinde nüfusa kıyasla IŞİD'e en çok katılım Brüksel'den. 3-4 yıl önce bu kişiler Suriye'ye gitmek için ülkeyi terk etmeye başladığında Brüksel hükümeti buna izin verdi. Bu kişilerin savaşı başka yerde vereceğini düşündü. İngiltere'de biz farklı bir tavır takındık. Hükümet bu kişilerin Suriye'ye gitmesine engel olmaya çalıştı. Çünkü daha da radikalleşecek, bomba yapmayı ve savaşmayı öğreneceklerdi. Brüksel'in başlangıçtaki tavrı ülkenin peşini bırakmıyor. Şimdi bu kişiler daha sert, daha aşırı ve daha disiplinli bir biçimde geri döndü ve bu korkunç saldırıları düzenliyorlar. İngiltere'nin terörle mücadele, iç güvenlik ve istihbarat uzmanlarından Margaret Gilmore, Brüksel saldırılarını NTV'ye değerlendirdi. Gilmore, Brüksel'in yumuşak hedef olduğunu vurguladı. Kentte aşırıların kendi toplulukları içinde dikkat çekmeden yaşadıkları alanlar olduğunu söyledi.
Avrupa'daki Schengen Anlaşması'na dikkat çekti. Her ülkenin önceliği ulusal güvenliğidir. İngiltere'de sınır kontrolleri Avrupa'daki diğer ülkelerden çok daha sıkı. Bunun nedeni Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakkı tanıyan Schengen'i imzalamamış olması. Ülkeye kişi ve silah girişi çok daha zor. İngiliz uzman, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yalnızca IŞİD'le mücadele olmadığını da altını çizdi, İRA benzetmesi yaptı. Türkiye'de durum daha karışık. Farklı terör grupları bulunmakta. Avrupa'nın ana gündem maddesi IŞİD'le mücadele. Ama siz bölgeye daha yakınsınız. Aynı zamanda iç sorunlarınız da var. Tıpkı İngiltere'deki İrlandalı ayrılıkçı grup gibi. Margaret Gilmore, terörle mücadelede ülkeler arası istihbarat paylaşımının şart olduğunu vurguladı. Zamanımız daraldı. Bu yüzden Muhammed Ali Müzesi ile ilgili haberimizi pazartesi gününe bırakıyoruz. Ama ilginizi çekeceğimizi düşündüğümüz bir haberle kapatacağız. Maçın ortasında sahaya giren köpek yıldız muamelesi gördü. Brezilya'da Oeste ve Capivarano takımları arasında oynanan maçın 22. dakikasında sahaya giren köpek şaşkınlık yarattı. Oyunun durmasına neden olan köpeği saha dışına çıkarmakta zorlanan hakem ve futbolcular sonunda onu dışarıya taşıyacak bir kahraman beklemeye başladılar. Bu kahraman da Capivarano takımından Alex oldu. Köpeği kucaklayarak saha dışına çıkartan Alex attığı gollerle de günün futbolcusuydu. Şirin köpeğin futbol macerası ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Jogo ao vivo para todo o Brasil em rede.